Merhaba arkadaşlar. Ben Cansu Hocam. Fonksiyonlar test 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size kısaca birkaç bahsetmek istediğim yer var. Tanım kümesi, değer kümesinden bahsedeceğim. Şimdi tanım kümesi ve değer kümesi nedir bakalım. Bir küme olarak düşündüğümüz zaman A, B, C ve D. Bunların her birinin bir değeri vardır. Yani bir görüntüsü vardır. Görüntüsü de 1, 2, 3, 4 olacak şekilde yazalım. Şöyle ki A yani F kümesinde X yerine A yazacak olursam 1'e eşitmiş. F kümesinde X yerine B yazarsam eğer 2'ye eşitmiş. F kümesinde C yazarsam 3'e eşitmiş. F kümesinde X yerine D yazarsam da o da 3'e eşitmiş. Yani ikisi de aynı elemana gidiyor dersek eğer. Dikkat ederseniz sadece 1, 2, 3'ü kullanmış oldum. 4 açıkta kalmış oldu. Buna da ben burada görüntü kümesi diyeceğim. Görüntü kümesi. Bu şekilde tanımlanmış oluyor. Yani ben burada dikkat ederseniz ilk kümeye A kümesi, ikinci kümeye de B kümesi olarak düşünürsem A kümesindeki bütün elemanları kullandım. Ama B'dekilerin yani hepsini kullanmak zorunda değilsin. Açıkta eleman kalabilir. Bu içine fonksiyon, birebir fonksiyon olarak değişir. Onları da daha sonra bakarız. Şimdi bir de bahsetmek istediğim bir konu daha var. F'in tersi. Fx fonksiyonum benim. Şu şekilde verilirse ax artı b bölü cx artı d şeklinde verilirse f fonksiyonun tersi nasıl bulunur? Şöyle ki burada şunu yeşil olarak alırsam buradaki A harfi ile D harfinin sadece yeri ve işareti değişmiş oluyor. A burada pozitif dikkat ederseniz D de burada pozitif. D buraya negatif olarak gelecek. A da paydaya negatif olarak gidecektir. Ama dikkat ederseniz burada yanında x alarak gitmiyor. Sadece A ve T harfinin yeri değişmiş oldu burada. Şimdi birinci soru ile devam edecek olursak. Birinci soruda tanım kümesi hangisidir diye verilmiş. Tanım kümesinde yani ben burada A kümesi içerisinden yazdığım her elemanın bir görüntü kümesi olması gerekiyor. Ben hangi elemanı o zaman tanım kümesinde yazamam diye düşünmem gerekiyor. Paydayı tanımsız yapan değeri mesela yazamam ben. O zaman bütün reel sayıları yazarım ama paydayı sıfır yapacak değeri yazmam. O zaman cevabımız buradan Ceyhan gelecektir. Bu fonksiyona baktığımız zaman fonksiyonun görüntü kümesi hangisidir diye soruluyor. Yani şu kırmızı olan yer bu sefer sorulmuş. Ben ne yazarsam yazayım sonucum yani ne gelir diye soruyor bana o zaman. Ne yazarsan yaz x'in yerine sen burada en kötü ihtimalle sıfır gelecektir. Yani kare köklü bir sayı. İçerisi sıfırsa sıfır gelir. 1 ise 1 gelir. Kök 2 ise kök 2 olarak çıkar. Kök 3 ise kök 3 olarak, kök 4 ise 2 olarak çıkar. Yani en küçük 0 olabilir. O zaman en küçük 0 olabiliyorsa, o zaman görüntü kümemiz 1, 2, 3 diye yazdığı yer en küçük 0 olabilir. Sonsuza kadar da gidebilir. O zaman cevabımız ne? Burada Ceyhan gelecektir. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda bize tersi sorulmuş. Dikkat ederseniz tam alt alta değil sayılar hep ax artı b, cx artı d şeklinde alt alta. Yani x'ler alt alta. Sayılar alt alta gelecek şekilde yazmanız gerekiyor. O zaman ben burada daha güzel yazacak olursam fx fonksiyonum x artı 3 bölü 4 dediğim tam 3'ün altına gelecek şekilde yazdım. Burası 0 çarpı x artı 4 gelmiş oldu. F'in tersi buradan o zaman x ile 4'ün yeri değiştirecek olursam ben bu soruda şöyle alayalım. Şimdi o zaman ne gelmiş olacak burada?
bize. Bir dediğim yer ile dört dediğim yerin hem yeri hem de işareti değişecek. Burada dört ama eksi dört olarak gelmiş oldu. Burada 0x, 0x'i yazmak yani yazmalı mısın? Hayır, yazmana gerek yok. 0x olarak bıraktım. Bir de aşağıya eksi 1 olarak geldi. Bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Hem başlarken eksi hem de paydada eksi olduğu için paydadaki eksiden kurtulmak için her iki tarafı da eksiyle çarparsın. O yüzden artık yukarısı 4x eksi 3 bölü artı 1 olacak. Artı 1'i de yazmazsın. O yüzden cevabımız direkt Ceyhan gelecektir. Şimdi dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda sabit fonksiyon nedir? Bir önceki testte yani test 2'de bahsetmiştim sabit fonksiyondan. Tekrar anlatalım. Sabit fonksiyon fx fonksiyonunun c olduğu yanında yani hiçbir şekilde x'i bir terim olmaması gerekiyor. Sadece sabit bir sayıya eşit olması gerekiyor. O zaman buradan biz x kareli terim olmayacak. O zaman burasının 0 olması lazım. Sadece buraya eşit olmuş olacak. Fx fonksiyonum benim burada o zaman. 4a artı 6 artı 4b'ye eşit olacaktır. Fx fonksiyonum benim burada. 4 parantezine alacak olursak a artı b artı 6'dan. Burası 0'a eşitse eğer a artı b eksi 3 eşittir 0 eşitse a ile b'nin toplamı hep 3'e eşittir. O zaman burada yerine yazacak olursam a artı b'ye 3 yazacak olursam 4 çarpı 3 12 6 ile de toplayacak olursam 18 gelecektir. Yani cevabımız buradan bursa gelmiş oldu arkadaşlar. 5. soruyla devam edelim. 5. soruda bize f bir doğrusal fonksiyondur verilmiş. Doğrusal fonksiyon neydi? Fx fonksiyonum eşittir. Ax artı b şeklinde yazılabiliyormuş. O zaman f2 eksi 17 f1 fonksiyonumda eksi 8 verildiğine göre ben buradan iki tane denklem elde edeceğim. Şimdi x gördüğüm yere ben burada o zaman eksi 2 yazdığın zaman sonucum eksi 17 eşitmiş. Burada yerine yazacak olursam ax artı b'de ne gelir buradan? F fonksiyonunda eksi 2 yazdığın zaman sen x gördüğün yere eksi 2 yazdım. Eksi 2 a artı b dediğimin sonucu eksi 17'ye eşitmiş. Burada f fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazacak olursam 1 çarpı a'dan a gelmiş olacak artı b eşitmiş eksi 8'e. İki tane burada denklem elde ettim ben. Eksi 2 artı b eşittir eksi 17. A ile b'nin toplamı da eksi 8 olarak verilmiş oldu. Şimdi ben burada yazacak olursam aşağıda. Şimdi bu iki denklemi ben aşağıda çözecek olursam eksi 2 artı b eşitmiş eksi 17'ye. A ile b'nin toplamı eşitmiş eksi 8'e. Düzenleyecek olursam ben buradan ne bulacağım? Topladığımız zaman alt alta topladığımız zaman ilkini eksiyle çarparsam burası artı eksi artı olmuş oldu. Eksi b ile artı b birbirini götürdü. 3 tane a eşittir 17'den 8'i çıkartacak olursam 9. A buradan eşittir 3 gelecektir. A 3'e eşitse b dediğim yer buradan eşittir eksi 11'e eşittir. Benden f4 istenilmiş. F4 fonksiyonunu en altta şu şekilde bulurum. Ax artı b dediğin şey buradan a dediğin şey 3. X dediğin yere de 4 yazacakmışsın. 4 artı b dediğin yerde buradan ne gelecek? Eksi 11. 12'den 11'i çıkartacak olursam cevabımda 1 gelecektir. Cevabımız Adana olmuş olacak arkadaşlar. 6. soruyla devam edelim. 6. sorudan bize burada bir fonksiyonun verilmiş. F2 soruluyor. O zaman x artı 2 üzeri x dediğin yerin yani şunun 2 olmasını istiyorsam aslında x gördüğüm yere ne yazmam lazım burada? Sadece 1 yazarsam sağlıyor. 1 yazarsam 1 artı 2 üzeri 1'den ne gelmiş olacak? Buradan 6. soruda şimdi ben burada o zaman
Ne demiştim? X artı 2 üzeri x eşittir 2 yazabilirim bunun yerine. O zaman ben bu ifadeyi görürsem eğer yerine 2 yazacağım. Şimdi düzenlediğimiz zaman f x artı 2 üzeri x bölü 2x eksi 2 artı 2 üzeri x çarpı 2 şeklinde yazılır. Ben burada iki parantezini alacak olursam, yani şu ikisini kırmızıyla göstereyim. 2x var burada. Burada da 2 üzeri x artı çarpı 2 var. İki parantezini alacak olursam burada x artı 2 üzeri x var. Eksi 2. Gördüğünüz üzere burası yukarıdaki ifadeye benziyor. Bunun yerine 2 yazacaktım. 2 çarpı 2 4. 4'ten 2'yi çıkartırsam cevabım buradan 2 gelecektir arkadaşlar. 7. soruyla devam edelim. 7. soruda bize ne verilmiş burada? Fx fonksiyonun verilmiş. F kök 2 artı m eksi n istenmiş. Şimdi burada baktığınız zaman size sabit bir fonksiyon olarak verilmiş. Sabit bir fonksiyonsa x kareli bir şey kalmaması gerekiyor. Buranın 0 olması gerekiyor. M eksi 2 o zaman 0 eşit. M buradan eşittir 2 gelmiş oldu. Ya bu sabit bir fonksiyonsa eğer burası giderse eğer fx fonksiyonum neye eşit olmuş olacak? Fx fonksiyonum neye eşit eşitse eğer, yani sabit bir fonksiyonsa ne yazarsan yaz, istersen 1 milyon bile yazsan hep neye eşit olmuş olacak. Buradan m eksi n gelmiş oldu. N'ler de birbirlerini götürdü. Sadece cevabımız m. Yani m de 2'ye eşitti. O zaman cevabımız buradan 2 gelmiş olacak arkadaşlar. Cevabımız burada Bursa olacaktır. 8. soruyla devam edelim. 8. soruda bize x fonksiyonu verilmiş. G x eksi 2 fonksiyonu verilmiş. Fonk 3 eşittir. Eksi 3 olarak verilmiş. Şimdi benim burada ilk başta bileşke fonksiyonu bilmem gerekiyor. Bileşke fonksiyonu da şu şekilde yazılıyordu. Eksi 3 eşitmiş. Benim ilk başta G3 o zaman bulmam gerekiyor dedim. G3'ü bulabilmem için hemen bu fonksiyona geldim. G3 olabilmesi için x eksi 2 dediğin yer 3 olabilmesi için x'e ne yazman gerekiyor? 5 yazman gerekiyor. Burada da 5 yazacağım o zaman. Burada da yazdığınız zaman G 5 eksi 2'den 3 gelmiş olacak. 5 ile 3'ü topladım 8. 8 ile de 2'ye bölecek olursam 4 gelecektir. O zaman burada f4 eksi 3'e eşitmiş. Şimdi f4 neye eşitmiş dedim. Eksi 3'e eşitmiş dedik. O zaman burada da 4 yazmamız gerekiyor. Yazarsak ne geliyor buradan? 4 artı a dediğim şey eksi 3 eşitse a buradan eşittir. Eksi 7 olacaktır. Benden de zaten A'yı istediği için cevabımız burada Adana geliyor arkadaşlar. Şimdi 9. soruyla devam edelim. 9. soruda bize G2 artı G0 fonksiyonu istenmiş. Şimdi ben bunu şu şekilde hep bakıyorum. İlk başta enişten başlarım. G0'ı bulmam gerekiyor. Sonra yerine yazarsam buradaki değeri bulacağım. Onu da yerine koymam gerekiyor. G0'ı hep x'i sağdan başlarsın. 0'ı burada 0 küçüktür ve eşittir 1'den evet sağlıyor. O zaman burada da götürürsün yerine yazarsın. Çünkü gx fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. X gördüğün yerlere diyor ki sana 0 yazacaksın. O zaman 3 çarpı 0 0. 2 ile toplarsam buradan 2 gelmiş oldu. O zaman yani bunun sonucu 2 eşit olmuş oluyor arkadaşlar. G0 dediğim yer o zaman 2 geldi. Buradan o zaman 2 ile 2'yi toplarsam da 4. G4'ü bana bulmam istenmiş. G4'ü de şöyle yazalım. Şimdi x gördüğün yere o zaman sen ne yazacaksın? 4. 4 büyüktür 1'den. Evet sağlıyor. O zaman burada da yerine yazmam gerekiyor. Hep buradaki değer eşitti. 7 eksi 4 3'e eşittir. O zaman cevabımız buradan 3 gelecektir. Yani cevabımız burada Bursa oldu. 10. soruya bakacak olursak, 10. soruda bölgenin tersi varsa eğer hemen aklımıza ilk gelecek şey fonksiyonunu da f fonksiyonunu istediği için
Nereden birleştireceğime karar vermem lazım. Bunu yazdım. Diyorum ki G'yi nereden birleştirsem bunlar birbirini götürür. Hemen sağına yazarsam dedim. Bunlar birbirini götürür. Sadece F kalır. Süper. Zaten F'i istiyormuş benden. Şimdi o zaman bu fonksiyonda bunu yerine yazacaksam eğer ben, yani bunun içerisine yazmış olacağın için sen şu şekilde yazmış oluyorsun. Bunu x'miş gibi düşünürsen, yani g fonksiyonunu x değeriymiş gibi düşünürsen, ben bu x değerini burada yerine yazmam gerekiyor. Yani x artı 6'da. O zaman 3 eksi x yazdım x yerine. Artı 6 götürüp fonksiyonda yerine yazacağımız için. Bu f fonksiyonum benim buna eşitmiş. Yani 9 eksi x'e eşitmiş. Benden ne istemişti burada? Eksi 4 yazmamı istemişti x'in yerine. Eksi 4 yazmamı istemişti. 9 eksi eksi 4. Buradan cevabımız 13 gelmiş oldu. Yani cevabımız burada Edirne gelecektir. Arka sayfa ile devam edelim arkadaşlar. 11. soruda bize bir kök 3 bir de 1 bölü kök 3 fonksiyonu istenmiş. Şimdi ben burada x gördüğüm yere o zaman 1 bölü kök 3 yazacak olursam bana ters çevireceğimiz için çünkü 1 bölü x de yerine yazacak olursam 1 bölü kök 3 bana kök 3'ü verecektir. O yüzden x gördüğüm yere ben burada 1 bölü kök 3 yazdım. Yani düzenlediğimiz zaman demek ki bu geliyormuş. Daha sonra burada yerine yazacak olursam her fonksiyonu 1 bölü kök 3'ün karesi artı 1 bölü ne gelmiş olacak buradan? X yerine yazacağım için 1'i yazdım. Burada 1 bölü kök 3'ün karesi gelmiş oldu. Düzenlediğiniz zaman bu ifadeyi ne gelecektir buradan? 1 bölü 3 gelecektir. Buradan da ters çevirip çarpmanız gerekiyor. Artı 3 olarak geldi. Düzenlediğiniz zaman ne geliyor burası? 10 bölü 3 gelecektir. Aşağıda da şöyle ki x gördüğüm yere ben burada ne yazacağım dedim. Şunu silelim bu sefer. Şunu elde edebilmek için 1 bölü kök 3'ü elde edebilmek için direkt x gördüğün yere kök 3 yazsam yeterli dedim. X gördüğüm yere kök 3 yazdım bu sefer de. Direkt kök 3 yazdım ilkinde. Düzenlediğimiz zaman ne gelecek buradan? X gördüğümüz yere kök 3 yazdım. 1 bölü direkt kök 3 gelmiş oldu. Yazdığımız zaman 1 bölü burada x kare var. X karede direkt x gördüğün yere kök 3 yazacaktım. Kök 3'ü yazdım. Kök 3'ün karesi artı 1 bölü kök 3'ün direkt karesi gelmiş oldu. Buradan kök 3'ün karesi 3 gelmiş oldu. 3 gelmiş oldu. Burası da 1 bölü 3. Buradan 10 bölü 3 geldi. Senin ikisinin çarpımını istemişti. 10 bölü 3 ile 10 bölü 3'ü çarparsan 100 bölü 9 gelecektir. Yani cevabımız burada Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 12. soruya devam edelim. 12. soru da bize bu fonksiyonu tanımlamış. F2 soruluyor. F2 soruluyorsa ben buradan x gördüğüm yere hemen 1 yazarak bir başlayayım dedim. 1 yazarsam x gördüğüm yere 1 artı 1 artı 1 eksi 1 çarpı f1 eşittir 2 çarpı 1'in karesi artı 2 dedim. Burası 0 çarpı f1 olduğu için gitti. F2 eşittir 1'in karesi var burada 1. 2 ile çarparsam 2. 2 ile de 2 toplarsam 4 geldi. F2 o zaman buradan Denizli geliyor arkadaşlar. 13. soruya devam edelim. 13. soruda bize buradan neyi verilmiş? G 2x fonksiyonu ve bu şekilde fonksiyon tanımlanmış. Bunu nasıl yaparız? 13. soruda burada g fonksiyonun tersi bileşke h fonksiyonunu soruluyor bize. Burada ne yapacağız? Biz ilk başta g
hx soruluyor aslında. Hx fonksiyonunu bulmamız gerekiyor. O zaman x yerine x eksi 2 yazmamız lazım. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürsün. Hx fonksiyonu kalsın. X gördüğüm yere o zaman x eksi 2 yazacak olursam, x eksi 2 yazacak olursam 2x eksi 4 elde etmiş oldum. Ben bu fonksiyonda yerine yazdığım zaman 2x eksi 4'ü bunu sonucunu istiyor bizden. Şimdi burada x gördüğümüz yere, yani 2x gördüğümüz yerin bunun aslında tersini alacak olursam ben tersi nedir bunun? 4x eksi 2 eşittir 2x'tir. Aslında 2x eksi 4 soruluyor ama benden 4x eksi 2 verilmiş. Ben bunu yazacak olursam 4x eksi 2'de ben bunun 2x eksi 4'e eşit olmasını istiyorum. Her zaman soldaki x'i yalnız bırakırım. Bunu yıldız olarak işaretleyebilirsiniz. 4x eşittir 2x. Bunu karşı tarafa atılacak olursam eksi 2 olarak gelecektir. Amacım x'i bulmaktı. Buradaki x'i bulmaktı. 2x eksi 2 bölü 4 gelecektir. Düzenleyecek olursam, iki parantezine alacak olursam x eksi 1 bölü 2 gelecektir. Yani x gördüğüm yere ben x eksi 1 bölü 2 yazmam gerekiyormuş. Şimdi o zaman ben bu fonksiyonda x gördüğüm yere x eksi 1 bölü 2 yazacak olursam bu x yıldızda yani bu fonksiyonda x gördüğüm yere ben x eksi 1 bölü 2 yazdığım zaman burada da aynı şekilde yazmam gerekiyor. X eksi 1 bölü 2 yazacağız. Burada da bu ikiler gidecek. Direkt sonucumuzu zaten soru x eksi 1. Bunu düzenlediğiniz zaman yani şurada bunda bunu sadeleştirdim 2 geldi. İçerisi dikkat ettiğiniz zaman buradan ne gelmiş oluyor? 2x eksi 2 eksi 2 eşittir x eksi 1. Yani g'nin tersinde burada 2x eksi 4 dediğim yer x eksi 1 gelmiş oldu. Yani sonucum benim burada daha önemli olduğu için direkt yazabilirsiniz arkadaşlar. 14. soruya baktığımız zaman 14. soruda bize fog fonksiyonunu ve paydada da bir üssü sayımız var. Bu ifadenin eşiti sorulmuş. Fonksiyonumuzu bu şekilde yazdım. F fonksiyonunda gx'i yerine yazmamız istenmiş. F fonksiyonum benim 2 üzeri x. Ben burada x gördüğüm yere x artı 1 yazacakmışım. O zaman x artı 1 yazdım. Ben bunu o zaman yazıyorum. Bu şekilde. Bölü 2 üzeri x eksi 2 dedim. Bunu yukarıya atarsam eğer bir tane yazıyorum. X artı 1 eksi x artı 2 gelmiş oluyor. Eksi x ile artı x birbirini götürdü. 2 üzeri 3 gelmiş oldu. 2 üzeri 3 de 8'e eşit burada. 15. soruyla devam edelim. 15. soruda bize 200 sayfalık bir kitabın basımında 4000 TL sabit maliyet, 2000 TL 2 TL kitap başına değişen maliyet hesaplanmıştır. Sabit maliyet verilmiş zaten bize. O zaman bunu direkt yazmam gerekiyor. Artı kitap başına da 2 TL. O zaman 2 çarpı x bu gitgide artacak. Cevabımız buradan Ceyhan geliyor arkadaşlar. 16. soruya baktığımızda 16. soruda f6 istenmiş. G-4 ve f fonksiyonu da 0 istenmiş. Şimdi baktığınız zaman f fonksiyonunda 6 dediği yer burası. Yani f6 o zaman 0'a eşit. G-4'e baktım. G fonksiyonu burada. X gördüğün yere -4 yazdığın zaman eksi 1'e eşitmiş. G-4 o zaman burada neye eşit? Eksi 1'e eşit dedim. Burada yerine yazacak olursam 0 eksi 1 bölü. Aşağıda da f bu soruluyor. F bileşke g fonksiyonunda 0. G0 dediğimiz şey burada nedir? G0'ı da bulalım. G0 burada x'i 0 olduğu zaman y değeri ilk değer burada 2 dikkat ederseniz direkt 2'ymiş. O zaman burada 2'yi bulmuş oldum. F2'ye bakmamız gerekiyor. F2 fonksiyonunda benim burada F2 fonksiyonunu alacak olursak biz burada F2 fonksiyonum da benim burada 3'e eşit.
f2 de 3'e eşit. O zaman f2 fonksiyonu 3 yazdım. Burada o zaman yerine 3 diye yazabiliyorum. Cevabım buradan ne gelmiş oldu? Eksi 1 bölü 3 gelmiş oldu. Yani cevabımız burada Adana olacaktır. Son soruya geldiğimiz zaman, son soruda şimdi ilk başta bir dikkat ederseniz grafik verilmiş. G fonksiyonunu ben fonksiyonu bilmiyorum. Sadece eksi 2'den ve 4'ten geçtiğini biliyorum. Ben bunu direkt yazabilirim. Şöyle bir kural vardı. X'in altındaki değer, y'nin altına da y'den geçtiği değer yazılıyor ve 1'e eşitleniyordu. Burada eksi 2 ile çarpacak olursam, bunda 1 ile çarpacak olursam payda dikkat ederseniz 4 geldi. Eksi 2x artı y eşittir. Burası 4. 1 ile de çarparsam direkt 4'e eşitmiş. Ben bu g fonksiyonunun eşitini bulmuş oldum bu şekilde. G fonksiyonu buna eşitmiş dedim. Şimdi burada değerlerini götürüp yerine yazabilirim. X gördüğüm yere ben burada ne yazmam gerekiyor? F0 şey G0 sorulmuş burada. X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman, yani ben burada ilk başta 0 yazdığım zaman kırmızı ile gösterelim onları. 0 yazdığımız zaman x gitmiş olacak. Y değerim, yani g fonksiyonum direkt 4'e eşit olmuş olacak. Eksi 2 yazdığım zaman bunu siliyorum. Bu sefer eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 ile eksi 2 çarptım 4 artı y eşittir 4'e. Y dediğim değer 0 gelmiş oluyor. Yani burası 0'a eşit olmuş olacak. G eksi 1, bu sefer de eksi 1 yazalım. Bu fonksiyonda bunları sildim. Eksi 1 yazarsam eksi 2 çarpı eksi 1 x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Artı y eşittir 4. Y'yi bulmam gerekiyor. Burası artı 2. Y dediğim değer o zaman buradan 2 gelmiş olacak. Yani burası 2 eşitmiş. 4 eksi 0 bölü 2'den buradan ne gelmiş olacak? 4'ü 2'ye bölersem 2 gelecektir. Yani cevabımız burada Adana geliyor arkadaşlar. Burada bitiriyoruz dersimizi.